Mevlid-i Şerif'i kutlamak sünnettir. Bilindiği üzere kulun Allah Celle Celaluhu'na şükrü, secde, oruç, sadaka, Kur'an-ı Kerim okumak gibi çeşitli ibadetlerle olur. Hz. Musa aleyhisselamın ümmeti, Hz. Musa aleyhisselamın kurtulması ve Firavun'un boğulması nimetini onlara ihsan eden Allah'a Celle Celaluhu oruç tutarak fiili şükürde bulunmuşlardır. Müslümanlar da onlar için en büyük nimet olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini çeşitli ibadetlerle Allah Celle Celaluhu'na şükrederek ihya etmektedirler. Bazı alimler mevlidin Hz. Musa aleyhisselamla ilgili hadiseye uygunluk arz etmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun tespit edilmesi ve şükrün özellikle o gün dışa vurulması gerekir demektedir. Fakat şükrün yerine getirilmesi için yapılacak ibadetler için bir gün söz konusu olmadığından, Mevlid'i de günle sınırlamak doğru olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi günü tuttuğu orucun gerekçesine açıklarken, bugün dünyaya geldim buyurmuşlardır. Buna göre, Mevlid-i Nebi'yi ilk ihya eden, o gün oruç tutarak Allahu Teala'ya şükreden, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Günümüzde Müslümanların mevlit merasimleri şekil açısından bazı farklılıklar arz etse de, aşure ve pazartesi günleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu oruçların gayesiyle tamamen örtüşmektedir. Zira hepsi ilahi rızayı kazanmak için ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara, İslam'ın ulvi değerleriyle meşru ölçüler çerçevesinde sevinmeyi tavsiye etmektedir. De ki, Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Yunus Suresi 58. ayet. Allahu Teala müminlere rahmetle sevinmelerini emretmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetin delalet ettiği gibi bizzat rahmettir. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. ayet. Nitekim İbni Abbas radıyallahu an rahmet kelimesini Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olarak tefsir etmiştir. Müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığıyla her zaman sevinç duyarlar. Fakat doğduğu ay ve gün sevinç daha yoğun bir şekilde yaşanır. İnkişaf Dergisi 10. sayı. Sayfa 34-39. 9 Kasım Mevlana Takvimi